Şimdi ara sıcağımız geliyor. Ara sıcakta ne vardı? İçli köfte vardı. Ve dolma var. İçli köfte, kuru dolma. Servis yapmamı ister misiniz? Evet, Burcu, çok bu iyi tarafa olur. Gel. Onlarla bitti. Tamam. Sen az önce niye ona mutfağa geri gittin? İşi birazcık göfeyi ısıttım. Ha, ısıtmak için hı-hı gittin. Ha. Gülten Hanım. Şu büyüğünü kim yaptı? Onu ben yaptım. Köfteleri makinede yaptım bu arada. Hani elde yaptım. Nasıl makinede? Köfte makinesinde. Benim köfte makinem var. Kalıp makinesi. Ben Burcu Hanım'ın elde yapacağını bekliyordum. Elde yaptım zaten. Elde. Eliyle makineye tepti. Ama onu hayır kabul edilmez. Zaten o kabul edilmez. Hepsi farklı. Makinenin kalıpları değişik mi? Evet. Evet, gerçekten. Evet. Aynı kalıptan çıkmadın bununla? Yok, aynı kalıptan çıkmadım. Niye, ben onları gördüm. 4 tane oluyor, 2 kalıpta bir daha vuruyorsun, bir daha vuruyorsun. Yok, o senin gördüğün plastik kalıp. Evet. Onunki makina, elektrikli. İçinden böyle çıkıyor. Siz aslında içli köfteye ne diyorsunuz? Kurup mu? İçli köfte. Bazıları kıymalı köfte diyor. Hayır, başka bir ismi daha var. Ne? Farkı nedir? Bitlisliler der, onu Bitlisliler der. Buyurun, sizden ricam, ben yorum alacağım tek tek. Biberler çok acı yalnız, onu başta belirtmek isterim. Çünkü Antep biberi, o kendi için acısı değil yani, biberin kendi acısı. Hatta Burcu Hanım dün sizin masanızda dedi ya, benim evimde baharatlar da benim kendi getirdiğim ama, baharatlar. Tamam Burcu Hanım, dün benim masamda iş işten geçmişti söylediği zamanda. Anladım ama bu daha önceki bölümlerimizde de evde kullananlar oldu. Hayır, yani ben, kullandılar. Siz keşke sorsaydınız ona. Keşke sorsaydım. Evet, doğru diyorsun. Hani eğer sorup da izin vermeseydik evet dediğiniz doğruydu ama bilmiyordum, kullanılabiliyor bak, ben bunu yani bilmiyordum. Anladım. Hani bilmiyorum. Bugün görmüyorum. Hatta onun lafı da oldu. Gülsen Hanım dedi ki benim biberlerim kart biber. O da dedi ki biraz daha haşlasaydı keşke o zaman dedi. Hayır, ben kendi biberimi getirmiş olsaydım o soruna karşılaşmayacaktım. Burcu Hanım, ben su olabilir miyim? Tabii ki. Hemen. Ya da ayran olabilir. Şöyle meşrubatları listeye yazmamız gerekiyormuş. Ben meşrubatlarda yazıldığını bilmiyordum. Eksiniz mi var? Evet. Onu baştan belirteyim size. Özür dilerim. İçecekler bu konuda maalesef ki listeye yazılmadığı bardan için alınmamış. Eksik sayıyoruz değil mi? Menüde eksik var. Hadi artık bardağını zorlayalım. Pardon, menüde derken yani yemeklerde değil, içecek kısmı eksik. O da menüye dahil değil mi zaten içeceklerde? Çok acı yalnız değil mi? Evet, biberler acı. Yani söyleyeyim, evet, acı biberler. Ay, üstüme uçtu. Ne uçtu? Köfte. Köfte uçtu. Kimin köftesi? Köfte normalde bıçakla yenmez ama. Gülten abla, senin köften mi gitti? Yok, ben tutuyorum. Benim köftem uçtu. Ben tutuyorum. Vallahi kaldı orada, alamam herhalde. Yani elimizle mi yememizi istiyorsunuz? Evet, içli köfte normalde elimizle yeniliyor ama siz nasıl isterseniz öyle yersiniz. Çatal bıçakla mı duruyorsunuz? Çünkü kesilmiyor, o yüzden uçtu. Zaten bunun özelliği burada çıtır çıtır olmalı dışı. Değil. Çok çıtır çıtır değil mi? Çıtır çıtır ama çıtır biraz da geçmiş, çok kızarmış. Çok çıtır. Ben sizin yörenize değilim ama bunu çok yemişim. Makineyle açtığın için çok. Benim arkadaşım var, çok güzel yapıyor. Böyle diye makineyle açmanı tasfiye etmedim zaten. Çünkü neden? Sen kaç yaşında diyeyim size? 26. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Nasıl yani? Yani, 10 senelik evliyim. Tamam, o ev yani, ya da kalkıp içli köfte yapmıyoruz ama onu belirtin yani. Yöre yemeğim deyince içli köfte açmıyoruz. Açmıyorum değil. En bu azından arada Burcu İstanbul doğumlu. Annesi falan da çok küçükken İstanbul'a gelmişler. Hani hep kiliste ya da hep Antep'te yaşamamışlar. O zaman İstanbul yemeği yapacaktın. Ben Antepliyim, ben kilisliyim, ben bu alayım demeyeceksin. Ben yemekleri kayınvalidemden öğrendiğim için kilisliyim. Köfte olmamış hayatım. Peki başlayalım Gülten abla. Köfte olmamış da neden olmamış? Birincisi böyle o tuzlu bana hitap etmedi köfte. Yemediğim şeydi, ben yedim. Daha önce de yedim. Şimdi bir tuzlu dedin. Yok, başka hitap etmedi. Elde açma değil bu zaten. Ben elde açmasını beklerdim. Zamanla yarıştığım için elde açmaya fırsatım olmazdı. 6 tane yapacağız. 6 tane köfte olsun açacaksın. 20 tane 30 tane yani açacaksın. Yani makineyle bile yaptığımız 7 olsun, 8 uğraştırdı. Olsun. İzleyince göreceksiniz ben zaten. Ben de risk almadığım için menümü o kadar fazla tutmadım. Ben de işte köfte yapmak ya isterdim. Ya. Keşke yapsaydım. Gülten abla, sana şimdi söz vereyim, istediğin gibi açıklayayım. Estağfurullah. Gülten abla, dolmalar için ne diyorsun? Güzel. Beğendin acılıydı mi? Ama güzeldi. Ben acıya alıştım. Acılı eşkili Antep dolması. Evet, evet, bahsetmiştim ondan. Evet. Peki, Gülsen Hanımcığım. Onu beğendim. Afiyet olsun. Dolmalar güzel. Dolma güzel olmuş. Köfte birazcık
fazla kızarmış ve az da tuzlu. İçi mi tuzlu? Evet, az tuzlu. Peki. Dahan Bey? Evet, dolmalar acı olmasının haricinde güzeldi. Özellikle patlıcanın ekşisi çok iyiydi. Ama içi çok tuzlu olmuş. İçli köftenizin dışı zaten çok ince olduğu için çok kızarmış. Hı hı, evet. Ama ince dolmanız zaten evet. Ama çok bu aşırı ince olmuş. O yüzden yani makine ince açıyor zaten. Makine ince açıyor. Yediğiniz zaman bile kıtır kıtır ediyor ağzınız. Evet ama bak, işte bunu bak, bunu siz açtınız değil mi? Bunu evet, siz kadar bak gördüm. Bunu yiyeceğim evet, zaten şekilleri de onu yiyeceğim. Yok. Şekilleri bak, de farklı. Açmasın. Güten abla onu şöyle tut da ısır. Böyle güzel. Evet şöyle evet, elinize alın. Ha, bak kendi ama açman ne kadar güzel gördün mü? Bak evet, bombili. Evet. İçi dolu. Keşke öyle yapsaydım. Bu içi zayıf. Biraz uğraştırıyor açıkçası. Riske atmak istemedim zamanını. Hmm. Çünkü yemekleri öyle ama bak arıyorum, onun içi daha güzel görünüyor. Keşke böyle onu ikram etseydim. Ben beğendik gördüm. Evet. Afiyet olsun. Ya. Yine beğeniyorum. Yine beğendi gibi tanıdın mı ben? Canım böyle olmaz. Ben bu yüreği böyle yapmam. Elimle açarım. Peki, Dahan Bey, içli köfteyi beğendiniz mi? Hayır. İşte içi bak, çok tuzlu olmuş. Bak. Dışı da yani çok ince olduğundan dolayı çok sert. Bak, bak, bak. Zaten çatlamıştı. Gördünüz mü? Evet, bak, evet. Bak, bunu kıymasına bak. Bak, tam bu seyirciye evet, göster, tam karşıya göster. Önce makine mi vardı? Peki, Adalet Hanım. Ben de köfteyi beğenmedim. Tuzlu. İçi biraz kuru, tuzlu. Dışı da çok çıtır çıtır olmuş. Ama çıtı çıtı bir lezzet alamadım zaten açıkçası yani hiç şey yapamadım. Dolmalar genel olarak güzel ama çok acı olmuş. Biber çok acı bir kere. Dediğim gibi zaten biberin ekşisi acısı çok var. Çok güzel, ekşisi evet, çok güzel. Bir de pirinç şeyin patlıcanın içindeki pirinç biraz çiğ geldi bana. Biraz diri mi geldi? Biraz diri geldi hadi, evet. Peki afiyet olsun. Dolmaların ben sağlık, ben güzel. Afiyet olsun. İyi Gülten ablacığım yarasın. Eline koluna sağlık. Öncelikle yaktın beni. Ben hiç acı yiyemeyen biriyim. Yanıyor şu anda için. Bir sürahi suyu bitirdim. Bir an önce bir şeyler içmek istiyorum. Ayran. Yani puanlamayacaksınız tabii ki de meşrubat getiririm yani. Ayran. Yani şu an artık puanla bir şeyi geçtik, eksik yani, olduğunu biliyorlar. Hı. Varsa içelim biz olur, gene de. Olur, ikram edelim. Onu birazdan alırız da şey biberini yorumlayayım. Hı. Biberin kendisi güzel pişmiş. Evet. Etraf patlıcanın da güzel pişmiş. Sadece biberin ben içindeki bana gelen kısmının pirinçleri biraz diriydi. Hı. Ama içinin baharat lezzeti güzeldi. Yalnız yaktı beni. Evet çok acı. Yani sadece size biber acı olsun neyse evet, patlıcan acı da acı bir yandan öldürdü. Evet. Ama dediğim gibi acılı ekşili dolma yani. Şimdi içli köfteye gelince, içli köfteye gelince Gülten ablaya katılıyorum. Bak o elinde oydun, içi o kadar evet, dolu evet, ki. Dolu dolu. Yediğinde dolu dolu kıyma, dolu dolu içli köfte yiyorsun. Ama bunda kurşun askerin bacakları gibi. Evet ince, zaten çatlamış o Kadir Bey. Yani içi çok az olduğu için sırf dışının çıtırlığı geliyor. İçinin bolluğu gelmiyor o yüzden. O da halbuki şey bak yaptım, bir taneyi oymuşsun. 6 tane daha oyardın. Ben evet, sana dedim. Yapardın yani sen bunu. Bir de kıyması biraz tuzlu bunun. Tuzlu. Kıyması tuzlu hı-hı, sana dedim. Yemeklerin bak evet, tadına evet, bak. Biraz zaten tuzlu olmuş. Zaten ağzımın tadı yok alamıyorum ama. Anladım. Eline koluna sağlık. Teşekkür afiyet ediyoruz. Olsun. Ana yemeklerimize geçelim. Fikiriz. Ben teyitledim kendimi. Fikiriz. Fikiriz. Hem fikiriz. Yine teyitledin kendini. Ben teyitledim kendimi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.